Merhaba arkadaşlar. Yine güzel bir tarifle beraberiz. Sizlere bugün kremalı, karamelli tart kek yapacağım inşallah. Şimdi karıştırma kabımıza 2 tane yumurta ve 1 çay bardağı toz şekeri koyup mikserle köpürünceye kadar çırpıyoruz. Evet. Güzelce çırpmaya devam ediyoruz. Ne kadar güzel çırpılırsa o kadar güzel olur kekimiz. Evet, karıştırdığımız yumurta ve şekerin üzerine 1 çay bardağı süt ve 1 çay bardağı sıvı yağ ilave edip tekrar karıştırmaya devam ediyoruz. Burada ben vanilya ve hamur kabartma tozunu unla beraber tekrar eledim. İkisini karıştırdım. Böyle yaparsak daha güzel oluyor. Şimdi karıştırmaya devam ediyoruz. Hamurumuzu bir güzel toparlıyoruz. Ve daha önce yağlanmış ve unlanmış tart kalıbımızın içine hamurumuzu dökeceğiz. Evet, önce karıştırma kabımızda bir güzel hamuru toparlıyoruz. Şimdi kalıbımıza dökeceğiz hamuru. Kalıbımızı yağlayıp unluyoruz. Bu şekilde yaparsak kekimiz yapışmaz kalıba. İşimizi biraz garantiye alalım. Evet, tüm hamuru iyice döktükten sonra kalıbı 1-2 sallayalım ki hamur eşit şekilde her tarafına yayılsın. Şimdi önceden ısıtılmış 175 derece fırında yaklaşık olarak 30 dakika kadar kekimizi pişiriyoruz. Evet, şimdi ara kırılması için tencereye 1,5 su bardağı sütümüzü koyuyoruz. Klasik 200 ml su bardağı kullanıyorum ben. Üzerine 1,5 yemek kaşığı toz şeker ve 1,5 yemek kaşığı nişasta. Genelde mısır nişastası kullanıyorum ben. Buğday nişastası da olur, fark etmez. Bunları önce bir güzel çırpıyoruz. Ve ocağın üzerine koyup bir güzel kaynayıncaya kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Güzel bir kıvam alana kadar karıştırın, dibi tutmasın. Çok da yüksek ateşte pişirmeyin. Evet. Kaynadığı zaman ocağımızın altını kapatıyoruz. İçine bir paket vanilya ve bir tatlı kaşığı tereyağı koyup bunları bir güzel çırpıyoruz. İyice karışması lazım. Kameranın odağı arada bir bozuyor, kusura bakmayın. Evet, şimdi pişen kekimizi servis tabağına ters çevirelim. Kalıbımızı çıkarttık. Şimdi üzerine yaptığımız muhallebimizi döküyoruz. Bir güzel her tarafına eşit şekilde yayalım. Şimdi karamelimizi de yapmışız. Karamelin tarifi için yukarıdaki linke tıklayabilirsiniz. Orada çok açıklamalı bir şekilde videosunu çektik. Şimdi karamelimizin içine bir yarım çay su bardağı kadar dövülmüş, iyi dövülmüş fındık karıştırıp muhallebimizin üzerine döküyoruz. Ben fındık kullandım. Siz isterseniz yer fıstığı, tuzsuz yer fıstığı, badem veya ceviz de kullanabilirsiniz. Tercih sizin. Mutfakta şef sizsiniz. Dilediğiniz gibi tarifleri uygulayabilirsiniz. Şimdi muhallebimizi, karamelimizi bir güzel yaydık her tarafına. Şimdi buzdolabına 1 saat dinlenmeye bırakacağız. Tabii öncelikle ben fıstıkla biraz süsledim. Fıstık, Hindistan cevizi veya başka istediğiniz şeylerle süsleyebilirsiniz. Elinizde ne varsa artık. Güzelce süsledik. Servis tabağımızda almışız. Şimdi ikram edeceğiz. Umarım beğenmişsiniz.
Biz çok beğendik. Yiyenlerin bir daha istediği bu güzel tart tarifimi sizlerin de denemenizi tavsiye ederim. Evet, görüntüsü harika. Şimdi kestik bir dilimini, içini görmenizi istedim. Evet, şahane oldu. Yeni tariflerimden haberdar olmanız için kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğen butonuna basıp beğenilerinizi de ve güzel yorumlarınızı da eksik etmeyin. Şimdiden Allah'a emanet olun. Yapacaklara kolay gelsin. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.